Afyonkarahisar destinasyonu, termal turizmin başkenti olma hedefiyle birçok girişimde bulunmakta. Özellikle son yıllarda sağlık turizm alanında yapılan yatırımlarla birlikte ilimizin yatak kapasitesi 25 bin üzerine çıkmış durumda. Bölgedeki termal otel işletmeleri de üniversitemiz tarafından kurulan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz ve entegre çalışmaları yürütmekte ve burayı ziyaret etmesi planlanan yerli ve yabancı turistlere sağlıklı bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Afyonkarahisar destinasyonu da özellikle sağlık turizminde gelişmesini sürdürmekte. Turizm açısından şu anda öyle hatırlıyorum, rakamları yanılmayayım ama şehrinize yılda 900 bine yakın turist geliyor. Bunun çok önemli bir kısmı da termal turist. Yani termal otellere yine belgeli yılın belli dönemlerinde gelenleri devrim ilk olarak kabul edecek olursak bunlar geliyorlar. Normal bir turist geldiğinde 700 lira veya 700 dolar bırakırken termal turistler 2000 lira, medikal turistler 2000 lira ile 12 bin lira arasında bize gelir bırakıyorlar. Böyle olunca bir termal turist 4-5 normal turiste, bir medikal turist 13 ila 17 turiste bedel. Sağlık turizmi de turizmin içinde ne kadar önemli, bunu böyle bir örnekle ifade etmek istiyorum. Turizm açısından bu kadar altyapı ve kapasite iyi olan bilin bir ilde turizme yönelik ana segmentler, ana paydaşların iyi olması gerekir, olması gerekir. İşte Turizm Fakültesi bu ana ihtiyacı gidermekte, ana paydaş olarak görevi üstlenmiş bulunmakta. Zafer Kalkınma Ajansı ve üniversitemiz işbirliğiyle tamamlanan binamızda yaklaşık 1200 metrekare alanda 64 kişi kapasiteli servis salonumuz, uygulama mutfağımız, amfi ve dersliklerimiz, resepsiyon alanımız ve bir standart 2 suite oda olmak üzere toplamda 3 adet otel odamız bulunmaktadır. Proje yapılırken zaten biz demin bahsetmiş olduğum Zafer Kalkınma Ajansı proje desteğine başvurduk. Onlar bizim projemize 2 milyon TL bütçeli projemize yaklaşık %45 oranında finansman desteği sağladılar. Finansman desteğinin kalan kısmını üniversitemiz sağlamış oldu. Ve burada önemli olan aslında bu termal otellerde sunulacak hizmetin kalitesi. Ve bunu sunacak olanlar da bizim yetiştirdiğimiz ya da civar illerdeki kurumların yetiştirdiği iş gücü olacaktır diye düşünüyoruz. Buradan hareketli bir projeye başvurduk. Sonrasında finansman desteğini Zafer Kalkınma Ajansı zaten bize sağlamış oldu. Burada daha çok uygulama derslerimiz oluyor. Uygulama derslerimizde yani 6 çeşit uygulama dersi görüyoruz. Her sınıfın farklı. Ekipman kullanımı, mutfak uygulamaları giriş, Türk mutfağı, dünya mutfağı, yani tamamen hepsini görüyoruz biz burada. Hocalarımız sayesinde desteği alıyoruz. Önceki yıllarda yaptığım, okuduğum okulda da, stajımda da bu denli güzel bir mutfak hani denk gelmedi. Tabii ki çok farklı mutfaklar gördük. Her okuldaki farklıydı, işletmelerimizdeki farklıydı. Öncelikle tabii ki büyüklük olarak, olanak olarak bize çok şey katıyor. Hem gerek okulumuzda hem gerek işletmede bilinçli olarak gitmemizi, bize bilinçli olarak davranmamızı öğretiyor bir nevi. Bu yönden şanslıyız. Bu okul bana meslek hayatımda edineceğim, gerek bıçak tutma olsun, gerek yeni yemekler pişirme, gerek son model fırınları kullanma olsun, gerek ocaklarda çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Çalışacağım işletmede kesinlikle bir sıkıntı, zorunluluk çekmeyeceğim. Burada görmediğim şeyleri orada görmemezlik gibi bir durum olmayacak. Hepsini burada görüyorum, orada uygulamaya devam edeceğim. Türkiye 2023 yılında 20 milyon turist, 20 milyar dolar gelir bekliyor. 2023 hedeflerinde. Bunun da özellikle termal turist ve termal sağlık turizm açısından en önemli bölge Afyonkarahisar ili ve bu yöre. Turizme olan katkımız bu sektörde çalışacak olan yetenekli insanlarla ancak mümkün olduğunda turizm fakültemizin hem ilimize hem bölgemize hem ülkemize faydasını böyle ifade edebilirim.